Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam. Sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor. Yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana. Senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin arkadaşım, arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Alışığı. Sen değil, gerizekalı. Çok üzülüyorum, hala alışamadım buna, çok üzülüyorum. Alsanıza ışığı. Komple gidelim mi, eve mi gidiyoruz? Niye? Bu salağı aydınlatın. Arkadaşım. Benim. Senin yüzünden oluyor. Kımırcılanıyorsun, o yüzden yüzünde ışık bir türlü bulamıyoruz. Bu erotik bir DVD'de duyduğunuz bir tabir mi? Ha, bu işte. Bir kıvırcıladım böyle falan. Evet. Evet. Ben sana... Sahneyi süsle demedin mi? Evet işte yaptım, bunları yaptım. Lan gerizekalı, yılbaşı demedik mi sana? Ha ben gelinbaşı anladım. Gerçekten gelinbaşı anladım. Hani çok üzülüyorum. Ya estağfurullah. Bugün günlerden ne? Bu gece yeni yıla gireceğiz. Yani? Eski yıldan çıkacağız. Hayır arkadaşım. Hani sen içinde böyle bir 2013 bitiyor, 2014'e giriyoruz. İçimde 2013 sonra... bitmiş, niye oldu? İçinde öyle hissetme gerizekalı. Evet, evet. Şey hisset böyle. Lan 2013 mesela yüzünde göreyim. Sonra montajda koysanız. Hayır. Ben yüzünde 2013'ü göreyim. Mesela 2010 Ocak'tan başla. Ben Ocak, Şubat derken senin ifadelerin değişsin. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran... Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, gir! Ne yapıyorsun? Aralığı öyle canlandırmak istedim. Allah seni kahretsin. Senden hiçbir şey olmaz arkadaşım. Çağır çocuğu gelsin. Gel yavrum. O da değil, müzisyen çocuğunu çağır. Aranızda müzisyen olan var mı? Hayır ulan, bizim müzisyeni çağır. Huzurlarınızda minik. Niye burası karanlık ya? Gelsene, ışığa gelsin. Ne yapayım? Nasıl gidiyor? Işığa gelsin. Öpemiyorum. Evet, ışıklar. Tamam. Müzisyen. Hemen geçtin, oturdun oraya. Selam verdin mi seyirciye? Bir şey söyleyeceğim. Benim içimde 2014 varsa bunda 2050 vardır. Görelim mi? Şimdi de görmüş oluruz. Arkadaşım, böyle iğrenç şakalar yapma. Seyirci alkışlamayın. Her şeyi alkışlıyorsunuz. Pislik. Sana dedi. Sana diyorum keloğlan. Neyse. Müzisyen. 2013'ten 2014'e geçen salak müziği ver. Ezgi gel. Ezgi gel. Sana ne oldu? Ezgi işe girmiş galiba. Vay maşallah. Ezgi. Hocam. Sen... Evet. Memleketin en zenginlerinden birisin. Fakat hiçbir zengin olmadığı kadar şımarıksın. Aha. Böyle bir hareketler, böyle bir artistlikler. Bunları aşağılıyorsun bu çocuğu falan, tamam evet. mı? Bir de senin kızın var, prenses. Prensesim. Şimdi git elinden tut prensesi, getir seyirciye takdim et. Arkadaşım getir. Salak salak yürü sağda. Prensesim benim. Kurban olurum prensesime. Nerede o? Arkadaşım başka nerede? Bir işe sokacağım seni. Kim geliyor ya? Güzeller güzelim prensesim nerede benim? Ben onu veren Allah'a kurban olurum. Hoş geldiniz. Merhabalar.
kıyamam. Kızıma çok kötü laflar, anneme çok kötü laflar ettin. Estağfurullah, ağzım neden aşırı ettin? O şımarık mı? Ben gideyim mi otobüsü kaçırmadan? Asıl. Mevzuyu anlatıyorum. Evet. Anlat. Evet. Bizim salak, o değil, öteki salak. Hocam aşk olsun. Sana demedim, bizim öbür çocuk... Bu çocuk mu? Ha, o işte biraz şey olan. Havalara mı girmiş, deliklere mi giriyor? Arkadaşım ne yapıyorsun? Nevresim alıyorum, gece buradayız gel, herhalde. Gel. Esra, ne yapıyorsun hakikaten? Bir şey yapmıyorum. Şimdi onu dinliyorum çünkü ne yapacağını tam bilmiyorum. Niye sahnedeğimden beri uğraşıyor? Ben onu merak ettim ya. Kibar Hanım, 10 yıldır uğraşıyorum. Efendim? 10 yıldır uğraşıyorum, adam olmuyor. Sizin böyle çocuğunuz olsa uğraşmaz mısınız? Biz takmayalım onu, boş ver. Ne derse desin. Ama onu dinleyelim çünkü parayı o veriyor bana. Ödemeyi o yaptı. Şimdi bu oyunu yapalım. Gel sen annem. Gelmesin. Sizin niye isminiz bundan sonra Çiğdem. Abi, Çiğdem'im tabii. Hanıma bir şey der misin? Çıtır çıtır bak, kıtır kıtır bak, şu güzelliğe bak. Şu böyle bir kadın var mı güzel? Asla anneciğim, yok. Güzeller iyi ki beni doğurdun. İyi ki. Gel buraya arkadaşım. Ben gidiyorum ya. Gel buraya. Bak, dur. Çatladı, kıskandı. Yok, ben konuşmasını beklediğim şimdi için. Şimdi Çiğdem, evet. Ben annesiyim. Sen annesin, Çiğdem senin güzeller güzeli kızın. Evet. Araba getirin prodüksiyon hemen. Arabayla araba bir gün. Ne yapacaksın Çiğdem... arabayı? Ha? Nereye götüreceksin beni? Dur, arabayla siz seyahat ediyorsunuz sandalye, yolda. Sandalye, sandalye. O ne be? Allah canına! Ne yapacağız bunu? Şimdi sen arabayı kullanıyorsun Çiğdem. Sen arabayla gelirken, bizim salak da yolda salak salak oyalanırken ona çarpıyorsun. Sonra aranızda büyük bir aşk başlayacak. Geç arabaya. Sen neden buna salak diyorsun? Onun adı o. Günah ya. Arabayı kim kullanıyor hocam? Ben Çiğdem nereden bileceğim Çiğdem buna? Buradan. Anneciğim buradan. Güzeller. Gel kız. Gel. Şu adamı ezelim geçelim. Hayır, ezmiyorsunuz. Ya demin sevmiyor muydu beni? Şimdi annenizle geliyorsunuz ama yüzünüzü göreyim. Çerçeveden dışarı çıkarabiliriz. Ha, böyle. Sen de anne, evet. Tabii, çok geliyorsunuz güzel. Fakat yolda annenle kavga ediyorsun. Annenin saç rengini beğenmemişsin. Bir daha bu kuaföre gitmem diye kavga ediyorsunuz. Bizim salak da yoldan yürüyor, çarpıyorsunuz, düşüyor. Sonra olaylar gelişir. Müzisyen, yallah tadı. Ne var saç rengi? Allah Allah, sen deli misin kızım? Ana! Kafayı mı kırdın kız, bu renkleri yaptın? Peki arabayı kim kullanıyor bu ara? Annenin senin, annen öyle yapar. Kestin! Sen yakışmadı. Ya böyle giderseniz aşağı uçacaksınız. Bir şey söyleyeceğim. Bak, jet sosyete tam adamını, insan... Tam adamına söyledin sen. Jet sosyetenin en önemli insanısınız. Böyle saç saça baş başa olur mu? Ama daha baksana kibar. Bak, anneye yakışır mı bu ya? Bir anaya böyle saç yakışır mı? Ya bir demin seviyordun kuzum diye eve götürüyordun. Arabayı şarampole yuvarlayayım mı? Hayır. Tamam. Çiğdem, evet Çiğdem kız, siz geliyorsunuz evet. Ve küsün şimdi birbirinize, küsün. Küstük, konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. Arabayı sen kullanıyorsun biraz Çiğdem. Biraz böyle gelirken gölge... Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tamam. Gelirken, şöyle, bizim öyle. Salak yürürken Çiğdem buna bir çakıyorsun. Sonra Allah çocuk gitti diye telaşla başına geliyorsunuz. Anam arabada yürümüyor. Buyurun. Be ya. Tamam. Yürütme, o çarpar kendisi. Çarp kendini, çarp. Hadi. Ay, anne. Hep bunları ay, okuduk. Ay. Ulan var. Ah maşallah. Acayip. Arkadaşım. Düş ama ölme. Ondan İyi de sonra... bu acayip bir şey oldu ama. Kestik bir dakika. Kemikleri müzisyen, kopacak çocuğun ya. Müzisyen ne çalıyorsun? O benim gitme dünden istiyor da. Evet, çarptığınız anda Çiğdem. Sen fırlıyorsun çocuğun başına. Çiğdem, tamam mı? Çocuğun başına. Çocuğun başına fırlıyorsun, dönüyorsun. Arabayla mı? Hayır. Çarptıktan sonra... Üstünden bir tur daha geçiyoruz Çiğdem. Dur. Çarptıktan sonra Çiğdem. Oğlum gitmiyor bu karton. Tamam, sen götürme, sen dur. Tamam. Sen dur. Arabayla yanlıyor. Yürü gel, önümüze gel. Sen dur, ne olur dur. Bir sakatlık çıkmasın. 3, 2, 1... Vur arabaya. Yürü. Ana! Ay, anne! Ya fırlasanız arabadan, çocuğa çarptınız. Koş, düşüyor, koş. Allah'ını seversen, çarptık adama. Oğlum. Adama çarptık. Abla bana beni bak. Severken öldürmesin. Oh. Ay, beyefendi. Stres atıyorum burada, kalk. Lan kafayı vurmayın. Kestik. Ya ben kadınların çok sevdiği bir erkek miyim, nedir? Kestik. Bayağı, kaldırma. Bayağı kaldırıyor yalnız. Kaldırma, bırak. Enişte, Allah yardımcın olsun. Kaldırma, bırak. Geçen hafta... Birisi böbreğimden mikrofonu çıkarabilir mi?
Bu adam düşe düşe böbreklerini kaybedecek ya. Düşe düşe mi? Yerden yere vurdun beni. Ama şu kestik. Bir dakika beni dinleyin. Çiğdem, şey ablası, Allah Allah. Şey annesi Çiğdem. Arkadaşım, bak beni dinleyin. Şimdi sen geliyorsun. Çocuğu görür görmez büyük bir aşk, tamam mı? Sen de arkadaşım kızı görür görmez konuşamıyorsun. Sen konuşamamaya başlıyorsun, tamam, tamam mı? Tamam. Sen de çok sosyetik olduğun için anne, dokunma, dokunma çocuğa. Ay pis, yerlere düştü falan tamam diyorsun. Tamam hocam. Evet, 3 2 1 buyurun. Hah. Ah canım tatlım benim. Şu ne olmuş garibime böyle? Ah. Allah! Babuşlar öldürdü beni. Kavuşlarla yürüyemiyorum. Bak, bak. Keşke tamam. Arabanın altında kalsaydım. Bak, bak. Ya bir dur. Bir durun. Çok güzel, güzel gidiyordu arkadaşım, sen buldun. Çok güzel gidiyordum. Durdurdular orada. Ay, olaylar. Kadın, kız sana ne kadar güzel yaklaşıyordu. Büyük bir aşk yaklaşıyordu. Evet. Aa, güzelim yani, benim. Yerde miyim? Tamam. Aa, şey, Çiğdem, benim Ceylan Çiğdem. Gözlüm. Çiğdem. 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 Adam baygınken ona aşık oluyorsun. Ben mi? Evet. Nasıl ben... baygın adıma aşık olunur mu ayol? Tipini görünce tamam, etkili. Doğru söylüyor. Şey, evet. Şey Ezgi. Ha ha. Tamam. Çiboş doğru söylüyor. Bir dakika. Evet, o da doğru. Bir dakika. Kaldı. Önce kalkın, elinden tutup ayağa kaldırıyorsun. Yüz yüze geldiğiniz anda aşık oluyor. Tut ha. Elinden kaldır. Tamam. Ay dokunma, dokunma. Pistir o. Ah canımın içi benim anneciğim, aşkım. Anneciğim dokunma, pistir o, pis. Ah çok tatlısın. Tam kalktığın anda duruyorsunuz ikiniz de. Burası ağır çekim. Arkadaşım sen bir şey söylemek istiyorsun ama bir türlü söyle. Hayır gel. Pardon. Kaçma. Sen bir türlü söyleyemiyorsun arkadaşım. Söylemeye çalış, söyleyeme. Konuş ama konuş ama. Ay. Ay sen ne oldu? Beni görünce mi dilin tutuldu senin? Ha? Ne oldu buna be? Şimdi Çiğdem sen şey, o konuşamıyor. Sonra piyanist bir şarkı giriyor. Sen de şarkıyı patlatıyorsun. Ne yapıyorsun? Fenalaşıyor günah. Beni gördü dayanamıyor. Bak bak şimdi dur. Bak. Enişte sihirli bir sözcük falan var mı? Bak. Bir dakika, bir dakika. Gözüme bak, gözüme. Çiğdem. Sen böyle Çiğdem, göz... Bak, bak şimdi o konuşamıyor ya. Ha. Sen de müzisyen sana bir şarkı girecek. Ha. Sen o şarkıyı söyleyeceksin ona. Tamam. Tamam. 3, 2, 1 evet. Konuş ama sonra ben yallah deyince şarkıya gir. Oğlum ne oldu sana be anam be? Yallah. Allah Allah. Allah mikrofonum nerede? Kadın şarkı söylerken dizleri diz çök önünde. Ay, konuşsana bir tanem. Oh, neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Yorsun. Ay, susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Hadi canım benim. Ay, gizleme ne olursun. Saklama hislerini. Aşıksın hem de deliler gibi. Bravo. Gizleme ne olursun. Saklama hislerini. Sen de bana aşıksın. Hem de deliler gibi. Ay, sen de bana aşıksın. Devam. Hem de deliler. Hadi dans. Hasta oldun bana belli. Anne gel, anne gel, anne gel.
Anne gel. Çocuk kıza acayip aşık o. Arkadaşım aşık bak kıza. Bir dakika şunu koyayım araba kaymasın. Kıza aşık bak. Çok aşıksın. Sen de ona birbirinize aşıkla bakarken anne araya girer. Kötü kalpli anne. Ay ben bir... suskun gözleri. Giremem ben böyle. Mümkün değil. Ah neden mahzun bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Ay gözlerin gözlerimden neden bir şey saklıyor? Canım benim canım. Aa yeter. Ne oluyor kızım? Bu adam kimin nesi? Ne yapıyorsun sen? Kurban olurum. Senin gibi prensesi bu mu layık? Tipe bak. Evet, kızına. Ay Allah korusun. Allah affetsin. Evladım yürü. Çok yakışıklı evladım. Yakışıklısı yakışıklısı yok. Çok güzel bir çocuk. Hanımefendi, hanımefendi arabayı ağzına çarptı. Arkadaşım salak mısın? Kıza, kıza aşık oldun Çiğdem'e. Geçmiş olsun. Tamam. Al şunu bozdur. Hadi devam et sen. Hayır. Allah sen ne yapıyorsun Allah. Ezgi? Efendim. Niye ben? Niye ne kızım ayırıyorsun bizi yahu? Şey Çiğdem sen adamdan çok üzülüyorsun. Adamdan bayıldım ya. Seni annen götürürken sen çocuğun kulağına telefonunu söylüyorsun. Annen götürürken seni hemen git yanına telefonunu hadi, söyle arabaya. Hadi gel bakayım hadi kızım. Ne? Yürü gidiyorsun. Ne telefonu söyleyeceğim? Beyefendi çocuğun kulağına telefonunu söylüyorsun. Ara beni diye. Telefonum var. Hadi yürü hadi yürü. Evet. Gel yürü. Gel gel. Tamam hadi yürü. Yürü gidiyoruz. Evet. Öyle serserilerle oynaşmak yok. Sen güzel bir ama çok yakışıklı ya. Prensesin. Prodüksiyon hemen arabayı... Babuşlarım lütfen. Hemen arabayı yerine çekin, prodüksiyon evi getirin. Arkadaşım. Ev sen mi? Kıza vuruldun. Ulan 7 yıldır bana çay vermediler. Arkadaşım. Ben yerim bırak. Evet, sen çok fena durumdasın şu anda. Sen şimdi yürüyorsun, şey kulübeye gel, telefon kulübesine gel. Prodüksiyon hemen evi kurun. Siz de evinize gidin annesiyle. Eve mi gidiyoruz? Evet, eve gidelim eve. Kalk, kalk, kalk. Evet, kakaanne arkadaşım gidelim. Sen arıyorsun kızı. Evet. Bir numara yalnız son numarayı sana eksik vermiş. Son numarayı hep ara. Yani kafandan atarak ara son numarayı. Ay gel annem, gel annem. Şey gel. Ezgi, Çiğdem'i şimdi çocuk arayacak yalnız. Telefonla tamam hocam, konuşsun. Çiğdem burada. Ne yapıyorsun? Son numarayı verme diyor, onu arıyorum. Ulan önce ara bir çıksın da kim olup olmadığını öğren ona göre. Çiğdem mi diye arayacaksın hep. Son numara evet. Eksikse hiçbir yer çıkmaz ki. Hayır sadece son numara yoksa. Mesela 2 olsun, 3 olsun diye ekleyerek ara. İşte onu yapayım. Son numarayı arıyorum sadece ben. Hayır, sonra öyle. Onu ekleyeceğim ben. Hayır, numarayı normal ara sonunu ekle. Bunun şey arkasını elleseniz de şeyine sesine bir şey oldu. Alo? Evet. Aa yanlış. Lan saygısız. Bir konuşsana adamla. Ne konuşacağım? Çiğdem ya arkanı işte. Bir kurcalasana. Bir şey oldu sesine. Mikrofonunu kurcala. Yok bir şey işte. Ses geliyor. Gayet güzel geliyor. Heh, şimdi geldi. Aa. Hocam tamam o şeyden. Alo? Alo? Aa iyi akşamlar. Sen misin lan o? Nereden tanıdınız? Sabahtan beri iyi varayım rahatsız eden sen misin lan? Hayır ben şu an ilk defa aradım sizi. Konuşma lan! Konuş lan! Jeton ara bey. Ara! 4'ü ara! Hayır hepsini ara sonuna 4'ü ekle. Evet şimdi doğru çevirmişsin. Çiğdem seni arıyor telefonla konuşun buyurun. Alo? Alo canım benim tatlım neredesin? Güzel Çiğdem. Erkeğim neredesin tatlı? Çiğdem daha yeni tanıştınız bir dur. Yanlış oldu kapat kapat. Hayır yanlış olmadı. Yanlış. Çiğdem Naz'dan biraz daha yeni tanıştınız ilk kez. Aa sana kızıyorum sevgilim. Kapalıyken geliyor sesi. Mukaddes bir kadın. Çiğdem daha sevgilin bile değil çocuğu bir kere görmüşsün sadece senden randevu isteyecek. Sen evet. De ki annemle konuşacağım kendime şoför alacağım seni de. Evet 3-2-1 buldum. Tamam. Alo, rahatsız ediyorum. Estağfurullah canım benim. Ha, teşekkür ederim. Onu duymak için aradım. Nasılsın, iyi misin canım? Ha, çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Bak ben şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Ben önce bir çaktırma oradan, tamam mı? Annemle bir konuşuvereyim de. Ondan sonra seninle bir gün randevu konuşalım. Randevu aldım. Bak, randevu ver bana da buluşalım. Çaktırma. Arkadaşım konuş kızla. Çaktırma oğlum, çaktırma. Anne, arkadaşım buraya annem... gel. Konuş kızla. Kızla şey buluşma yeri ayarla çabuk. Aa bana bak şoförüm ol sen benim şoförüm ol. Çok annemden sevinirim. İste beni çabuk. Çok sevinirim. Hadi. Tamam. Hadi gel. Görüşmek. Hadi. Hadi gel dedi ama neresi olduğunu söylemedi. O yüzden kurtardım. Arkadaşım ben onların hepsini montajda koyarım. Sen merak etme. Ezgi al anneni gel.
Oğlum zormuş bu işler ya. Anneni aldın geldin. Geldik. Çiğdem, annenle duruyorsun. Evet. Anneni ikna etmişsin çocuğu işe alması konusunda. Evet. Bana bak. Sen bu adamı bana buldun. Aa. Sen önceden tavsiye etmedin. Kızım ben senin annenim. Ben nereden tavsiye edeyim? Yolun ortasında çarptım. Ama önceden dedin ki. Ne dedim? Güzel çocuk, iyi çocuk. Ben öyle bir tamam, şey hiç demedim. Tamam, buluşabilirsin dedin. Cidancığım, ben öyle bir şey demedim. Dedin hayatım. Şimdi sen çarptığın adamı getiriyorsun benim evimin, arabamın şoförü yapıyorsun. Ama anne sana sormadan da hiçbir şey yapmadım. Bak sen de sordun dedin ki. Sordun ama benim rızam hala. Sen de dedin, söyle ki şoförü getirsin dedin. Tam yapmıyor. O sırada çocuk gelir, kapıyı gel, çalar. Gel. Arkadaşım gel, çal kapıyı. Heh. Seyirci uyuma, çal kapıyı. Geldi. Bir hizmetçimiz yok. Üstümüzde kürk var da kapıyı kendimiz açıyoruz. Hayır, önce delikten baksın. Kızı gönder, kız delikten bak kim gelmiş de. Kız delikten bakıyor, ben bakmıyorum. Hangi delikten bakacağım? Kapının deliğinden. Şimdi mi? Şimdi. Ha, koftiden. Bu hikaye koftiden. Nereye gidecek çok merak ediyorum. Gideyim mi ben şimdi? Hayır, oraya değil. Kapı yok, bunun arada önünde. Arada kapı var. Ha, koftiden. Bu kapı ne? Hayır, o senin odan. Orası değil daha. Ha. Bana bak, bakıyorum bak ha. Tamam, evet. Bak delikten. Dandikten bakıyorum, ha. Aa. Sen var ya, çok şımarıksın. Sen gerçekten cennetliksin, yemin ediyorum. Sende Halil İbrahim sabrı var. Evet, Çiğdem, kapının deliğinden bakıyorsun. Ay anne, o gelmiş diye elin ayağın kesiliyor, titremeye başlıyorsun. Aa, inatla oraya bakıyor. Benden başka kimi bekliyorsun? Orada bir delik var, delik. Sana ne diyor? Çok üzülüyor. Dur, kapı burada ya. Ben buradan çalıyorum. Tabii, biraz içeri geçebilirsek geriye doğru bir tık. Arkadaşım. Geri. Çiğdem, geri gel anne. Tamam. Arkadaşım, sen elinde delik yap, oradan baksın. Oradan bak. Kim olduğunu gördün mü? Gördüm. Kim? Görür görmez titremeye başlıyorsun. Ay anne, gelmiş. Ne bu adam böyle? Ne bu adam? Öyle değil. Annene diyorsa, anne gelmiş. Benim kesin bu... Anne! Benimki gelmiş. Ve kapıdan girmiş. İşte bu benim. Anne ne olur buna verin. Çiğdem, adamı kapıyla beraber aldın içeri. Kapı gibi adam dedikleri benim işte. Şimdi komple geldi. Delikten baktın ya, sonra kapıyı aç, içeri al. Ha. Göster delikten tekrar. Anne gelmiş de aç kapıyı. Anne. Ya kız, gelmiş. Aman benim... bir sakin ol, bir ne oluyor sana kızım böyle? Benimki gelmiş anne. Aç kapıyı. Sen aç kapıyı kızım. Bana lütfen bataryayla vurur musun? Gel buraya arkadaşım. Gel. Çiğdem, aç tamam, kapıyı. Açıver kapıyı kızım, bekletme kapıda. Hadi. Ağırdan sat kendini. Titreyip durma adamın karşısında. O nasıl Çiğdem, ne yapıyorsun kapıya? Kazakları yıkamıştık da. Arkadaşım. Çiğdem, kapının kolunu tutup açacaksın işte, içeri doğru çekeceksin. Ay çok hoşuma gitti bu oyun benim ya. Bence de tutar bu. Ay. Ya annesi kızına yardım etsene. Ha? Sen orada duruyorsun anne, kızına yardım. Annem, iki saattir titriyorsun. Gel oğlum, gel. Kızım, bu çocuğu gördüm, ter akıttım ben. Ne yaptın? Bu çocuğu gördüm, ter akıttım. Tamam, ter akıttın. Daha fazla akıtma. Kalbim anne, duruyor. Yeter bu kadar. Bu kadar yeter. Durmaz neden kalbim. Anne? Gel arkadaşım adam içeri. Adam, gel adam buraya. Gitti. Kaçma. Adam evet, gitti. Gir içeri. Girmişsin içeri. Evet. Hanımefendi, şimdi anne sen konuşuyorsun. Çocuğu azarlayarak konuş. Hadsiz. Ne işin? Öyle azarlama. Ne yapayım? De ki, sen kaç çok para alacaksın? Ne zaman çalışacaksın falan. Ne kadar maaş istiyorsun sen? Estağfurullah, ben bu işte yeni olduğum için evet. İsterseniz bu ay beni deneyin, hemen maaş vermeyin. Önümüzdeki aya kadar. Mütevazı çocuksun. Evet. Suzan. Hiç daha önce deneyimin Suzan var gelsin. Mı? Daha önce bir deneyimim yok. Hmm. Birisi çok İlk tatlı bu. Bir kadın arabayla ağzıma çarptı. Onun dışında arabayla henüz bir deneyimim yok başka. Ehliyetin var mı? Alırım, onu alırım ben. Arkadaşım var ehliyetim, ben şoförüm var. Kralıyım. Ehliyetim var, şoförün kralıyım ben. Şoför benim yanımda çalışır, ben kralıyım. Evet, şimdi hareketler, böyle bir şoför hareketleri yap onlara. Öyle değil lan. Arkadaşım, önlerinde böyle artistlikler falan, Ayhan Işık numaraları falan çek. Zor. Lan ne yapıyorsun? Bir şoför böyle dans eder mi? Bu Amerika'dan okumuş şoförlüğü. Hayır. Şimdi önünde şöyle yürü, bak Ayhan Işık gibi. Elini ceketin elini cebine sok. Bir elin ceketin cebinde, bir elin arka cebinde. Ha. Evet, geliyorsun. Evet, bakıyorsun. Olduğun yerde dönüyorsun. Çiğdem'e bir clark çekiyorsun. Çek clark'ı. Öyle değil ulan. Kaş göz yapıyorsun Çiğdem'e. Ha, özür diliyorum. Sonra konuşmaya başlıyorsun. Ben garibanlar garibanı. Ben garibanlar garibanı.
Ben garibanlar garibanı Muhittin. Ben garibanlar garibanı Muhittin. Amacım sizlere en iyi şekilde hizmet etmek. Gerekirse şoförlük, gerekirse bahçıvanlık. Ay Allah razı olsun. Çiğdem sen süzülüyorsun, sen şeysin sen. Böyle süzülüyorsun, pek fazla şey yapma. Ben mi? Ha, evet. Zaten hiç içinde yoktu. Evet, sen süzülüyorsun. Anne sen de diyorsun ki... Vur tamam. Ya vur, çekiçle vur ya Allah aşkına. Anne tamam, o zaman... Anne diyorsun ki, o zaman sen şu müştemilatta kalabilirsin diyorsun. Müştemilatı gösteriyorsun. Kim diyor, ben mi? Ben diyorum. Annen diyor. Ha, ne diyeceksin? Ben diyeceğim şimdi. Ha. İyi tamam, hadi seni bir ay deneyelim. Biz şurada müştemilat var, orada kalırsın, tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. Sözümüzden çıkmıyorsun, saygısızlık etmiyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Kızıma yan gözle bakmıyorsun. Yok, direkt kafadan bakıyor bakarım. Anne. Direkt kafadan çok bakıyor anne ya. Ya aa. Çiğdem delirme, öyle şeyler söyleme. Neden? Çocukla aşk yaşayacaksın. Belki de Çiğdem'in dil altına alması gerekir. Ama yalan deme. Ama annene söylemedi, söyleme. Annem o benim, söyleyeceğim tabii. Allah Allah. Evet, tamam. Evlat işte, ne yapacaksın? Evet arkadaşım, giy kostümünü. Tak şapkayı. Nerede evet. O zincirli donum nerede? Hayır hayır, şapka yeter. Ha pardon. Tamam. Şimdi evet. Anne ay. Sen arkaya gidiyorsunuz. Evet. Çocuk odasına yerleşiyor. Çocuk sonra odasına yerleşiyor. Ay, sonra kız çaktırmadan oğlanın müştemilatına geliyor. Sen de müştemilatta gelip onları basıyorsun. 3, 2, 1 buyurun. Biz şimdi burada... Sen arkaya doğru geç. Arkaya. Kız gelsin, çocuğun kapısını çalsın. Kız arkadaşım gelsin. Geç odana. Ben şimdi mi geleyim? Ha şimdi sen arkadan, kapıdan gel ama. Ha, bu kapıdan mı? Evet. Hayır hayır. Bu çocuğun kapısından evet, mı? Evet, oradan değil ama dışarıdan kapıdan. Dışarıdan kapıdan. Evet. Evet arkadaşım, yerleş odana. Ay. Ulan bunu yapmasan olmaz mı gerizekalı? Burası benim özel hayatım. Saçmalama. Bir dakika. Çiğdem nasıl giriyorsun içeriye? Lamburs lamburs kapı. Umarsızca. Dalıyor. E vurduk işte. Hayır adam tuvaletteydi bir de. Aa. Evet vur kapıyı. Hani tuvalet yok burada. Arkadaşım tuvalette ol, göster kıza. Göster abi göster, ben kenardan geleyim. Yeniden mi geleyim? Sen tuvalettesin. Sen kapıyı vuruyorsun, gel. Meşgul. Şimdi Çiğdem git. Cam var ya cam. Camdan bak camdan. Hakikaten evde mi değil mi diye tuvalette gör onu. Ha. Camdan göz göze... Burayı kapıyor. Burası mı açık? Göz göze gelin arkadaşım tuvalette. Tatlı. Melaken geldi canım benim. Arkadaşım söylesene. Melaken geldi yavrum. Aman da beni özlemiş de beni. Bitti. Senin işin var burada. Kestik. Çiğdem. Efendim? Sen perdeyi açıyorsun, adamın tuvalette olduğunu görünce ay pardon deyip tekrar kapıyorsun. Ha, ha. Evet. Ha, tamam, sen otur tamam. Tuvalete. Tamam. Arkadaşım otur, ben aç deyince aç, ay pardon de kapa. Tamam. Arkadaşım sen de seni tuvalette görünce şok ol. Tamam da ben deminden beri buraya giriyorum, girdikten sonra kapıyı kapıyorum. Nereden görüyor? Ya... Lan sana ne, içeriden cam varmış, tuvalet yok, var. Yok, kapı kesin. Buradan işte. Sen... Ben onu alırım ileriye. Alırsın, evet, otur. Alırsın. Bakayım mı gari? Bak. Aa! Bu ne be? Arkadaş bir yere kadar gitti, ben yerine bakıyorum. Aa! Hemen git içeri, hemen git içeri. Buradan mı? Kapıdan, kapıyı vurarak gel. Vur ha. Kapıyı. Ha. Vur kapıyı. Vurdum, aa. Vurdum. Vurdum. Ama vurup açma. Vurunca kim o desin? Ha, ha, ha. Ha. Ben bu evde, çok merak ediyorum gerçekten. Ben bu evde güvende miyim? Çok güvendesin. Vur kapıyı. Açık hala vuruyor. Ha vuruyorum, kapalı kendim. Arkadaşım vurdum. Kim o desene? Kim o? Kim olabilir canımın içi benim? İşte tabii ki aslanın geldi. İşte o yüzden açmadan önce sordum onu ben. Ay benim bebeğim. Aman da çok şık olmuş bu damat gibi. Papyonu. Stop. Şu kapıyı kapıyı... Beklemiyor muydun beni acaba? Yok bekle. Hep rüyamda bile gördüm. Arkadaşım, vallahi. Kız içeriye girer girmez bir heyecanlandın. Elin ayağına dolaştı. Dizlerinden çök, çenen yere değiyor. Sarkıyor ağzın. Bana ne oldu ya? Çalış. Ağzın sarksın, konuş. Tuvalette çok kötü bir şey yaptım. Allah çarptı. Çarptı mı bu? Çarpıldı mı bu? Bilmem. Oğlum o ne kadar oldu? Değil. Ne oldu sevgilime, ne oldu?
Bilmiyorum sevgilim. Bir taneme ne oldu benim? Sevgilim ben değil miyim senin? Ha evet o benim. Hayır evet, dedin ya. Benim. Sevgilim kim diyorsun? Sevgili kim dedim ben? Ne oldu bana? Sensin ya, ben seni çıkardım şimdi ya. Şimdi tuvalet havasız ya, bana orada bir şey oldu. Allah şimdi Allah. Elinden tut kızın, yatağın ucuna oturun. Yatağın ucuna oturun. Ha, siz çapraz oturun ki. Evet. Yok hemen. Aman da şapkası da varmış. Aman da aman da az subaylar gibi olmuş. Dur bakayım sana nasıl olacak. Canım benim, anam benim. Vallahi yakıştı be. Teşekkür ederim. Çok şık oldun ha. Sağ ol. Arkadaşım. Bak annem seni görmesin, çok beğenecek. Tamam. Değil arkadaşım. Güzel olmadım arkadaşım, komşular. O elini tut, oturtur yanına. De ki o gün bana çarptığında o duyduğun güzel sesten bahset. 3-2-1 buyurun. O gün kazayla arabayla bana çarptığında öyle bir ses çıktı ki bayıldım. Hayır öyle değil, gerizekalı. Kız sana şarkı söyledi ya, konuşsana bir tane. Pardon. O gün işte kazalarda bir hikmet yoktur derler, inanmazdım. Halbuki var. O gün arabayla bana çarptıktan sonra bana söylediğin o şarkı yüreğimin bir köşesine yerleşti. Bu şarkı mı? La li la la. Evet, inanılmaz bir müştemilat. Müştemilatımda piyanist var. Hayır. Evi merak ediyorum. Peki ben seni tanıdıktan sonra da bir şarkı yaptım de. Seni tanıdıktan sonra öyle bir şarkı yaptım ki anlatamam. Allah Allah! Alkış! Mikrofon. Gücün var mı sevgilim? Derin sularda inci tanesi aramaya cesaretin kaldıysa hala benle aşktan konuşmaya. Canım, sevgilim, hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halin var, duyguların karışık olabilir mi? Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen, her şeyi unutmak, sil baştan başlamak. Gel dans edelim. Sanki bugün son günmüş gibi dolu dolu yaşamak istiyorum ben. Her ne çıkarsa yoluma selam verin. İstiyorum ben. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi gerek bazen hayatı
her şeyi unutma. Şarkı bittiğinde sarılırsın kıza, sarıl kıza, deli gibi sarıl kıza. Hocam biz... Şarkı bitmiş. Canım benim. Sarılıyorsunuz. Dur. Sarıldıksınız. Kukulele, kukulele, kukulele. Ya, kukulele ne ya? Mahallede bana öyle derler. Evet, sarılmışsınız. Evet. Sen diyorsun ki benim de sana bir şarkım var, söyle. Acaba nedir? Benim de sana bir şarkım var, Bohemian Rhapsody. Ne? Ne? İşte ben de salladım. Gerisini bilmiyorum zaten. Ben dinleyelim. Acık da onu dinleyelim. Çok kısa bir şarkı ya da şiir söyle kıza. Dinlesin seni. Elini tut ama gözlerine bakarak. Bu arada şey dizlerinden çökük, ağzın aşağıda. Evet, söyle. Ali. daldım. Kocam da. Özelse çıkalım biz. Kız dur, sarılma. Evet, tamam. Şimdi kız elini, evet, ağzın çökük, dizler çökük. Evet, şarkı, şiir, kıza bir şey söylemen lazım. Anne, hazır ol, gel kapıya. Anne, camdan gör bunları, evet. Sen bana sürekli seni seviyorum dersin ama Allah benim belamı versin. Ya niye ağzım çökük, dizim çökük? Arkadaşım, o zaman bir şarkı söyle. Ha. Dediler zamanla hep azalırmış. Olmuyor lan, o şarkıdan sonra bu olur mu? Olmuyor, öbürünü söyle. Olmuyor. Arabesk, anne, gör bunları. Gör anne. Abo. Aman. Kim geldi gördün mü? Dur bakayım, kıl gelmiş. O kadar uzun sürdü ki sakalım çıktı. Ya bir durun. Durduk. Evet. Şey, bakıyorsunuz. Ay ben görünce... bakamıyorum gari. Tamam. Evet, gör anneyi. Dur. Kızım. Eyvah diyorsunuz. Abo. Ne yapıyorsun sen? Arkasına saklan, arkasına. Kimin? Evet, arkama saklan, hiç gözükme şu an. Hayır, onu değil. Kimin arkasını saklayacağım? Ya kim var sahnede? Ha, bu var. Onun arkasına saklan ama annenin göremeyeceği şekilde saklan. Ha, tamam. Evet, Çiğdem. Arkadaşım, Çiğdem yokmuş gibi davran anneye. Ne yapıyorsun Çiğdem? Ha, yok, durum araya kaçtı da. Ne yapacak? Gördü ki Çiğdem ne yapıyorsun diyor. Arkadaşım, bu tarafa seyirciye dönük oyna. Ha, seyirciye dönük oyna, tamam. Ha, buraya, buraya. Kim, arkasına saklan. Böyle, buraya. Evet, ha, özür diliyorum, tamam. Evet, saklan şimdi, arkasına. Neredeyim ben şimdi? Allah. Kötürüm Çiğdem, olayım. Çiğdem, yazıklar olsun. Sen ne işler çeviriyorsun orada? Çiğdem yok. Çiğdem yoktu yok. Arkadaşım. Çiğdem yok. Çiğdem kofti çıktı. De ki, Çiğdem yok de, arkanda ne var diye sen de sorgula. Çiğdem... Arkandaki ne peki? Aa, belli olmuyor mu? Hayır o. Evet, sor. Arkamda kimse yok, biri mi var sen? Görüyorum orada, sen beni salak yerine mi koyuyorsun? Artık yalan söyleyemeyeceğim. Hanımefendi, Çiğdem'i seviyorum. Ay, I love you baby. Thank you. Arkadaşım, niye şaşırıyorsun? Zengin kızı... Şaşırdım, ben yabancı olduğunu bilmiyordum Çiğdem'i çünkü. Arkadaşım, Harvard'da okudu o. Evet. Harvard'da okudu. Hallmark'ta mı okudu? Ay. Evet. Alışveriş merkezinde okuyan elini. Tut elini. Evet, anne gel önüne. Çık annenin karşısına. Gururla,
De ki önce bir fakir edebiyatı yap. Benim param ben yok. Ne yapacağım? O yapacak. Ben benim param yoksa gururum var. Kızınıza şöyle iyi bakarım böyle falan filan. Evet 3-2-1 buyurun. Ne oldu? Aşkımıza inanmadınız mı? Belki bir şoför olabilirim ama kızınızı sevdim. Yüreğim bir pilot kadar zengin, bir kaptan kadar engin, bir erotik şop sahibi kadar dingin. Dur, dükkandan arıyorlar. Niye titriyorsun? Dükkandan arıyorlar. Arkadaşım, dükkandaki malzemeyi kullanmak zorunda mısın? Ben bayağı stres attım. Satamayınca. Söyle, kızına sor. Kızım, sen de buna razı mısın? Seni reddederim falan tarzı konuş kızınla. Bana bak Çiğdem, reddederim seni bu adamla aşk yaşarsan. Anne! Bayık bayık bakıp duruyor karşında. Anne, sana bir tane laf söyleyeceğim. Bir tane? Bir tane, bir tane. Dinliyorum. Yanlış anlama. Estağfurullah. Sen babamı severek evlenmedin mi? Karıştırma o konuyu. Nedenmiş o? Baban başka. Ben de sevebilirim. Hayır, baban başka. O değil anlamda. Bir aylık stres attık. Olayı çözdüm. Aynı zamanda dedektifim. Arkadaşım, benim filmimin içine ettiniz. Amacım bu. Gel elini ver. Anne beni ayırma ne olur. Çok seviyorum ben bunu. Anne, ben bunu istiyorum. Anne iki adım öne doğru gelir seyirciye doğru. Ve sevdanın önünde diz çöken konuşmayı yapar. Diz ben, çöküp? Ben de babanı diye başlar. Ben de babanı. Ben de babanı. Ay çok söylesene. Hanımefendi. Ha siz. Ben de babanı çok sevdim Çiğdem. 5 kuruşu yoktu. 5 kuruşu yoktu. Sürünürdük. Sürünüyordun. Bak gene sevdin adamı. Kızın... Ya sen karışma Çiğdem alana. Kızın anneyle ilişkisi muhteşem ya. Sizi sevdanızla baş başa bırakıyorum der ve sahneyi içinden çıkarsın. Sizi ben sevdanızla baş başa bırakıyorum. Hadi Allah mutlu etsin. Daha fazla Allah dayanamayacağım. Allah razı olsun annem benim. Ay hadi çok kızım. Güzel. Arkadaşım bunu duyar duymaz bahtım içindeki sevinci gözlerinden dışarı fışkırıyor. Şu an o kadar mutluyum ki. Ay. Gel buraya. Ondan hoşlanıyormuş o. Gel. Çok mutlusun. O kadar mutlusun ki bir türlü ellerinizi buluşturamıyorsunuz heyecandan. Kız yapma. Gel kız. Ay bize ne elleriniz oldu? Ellerimiz buluşmuyor. Aşk çarptı. Ellerimiz buluşmuyormuş. Elleriniz bir türlü buluşmuyor. Sevdadan gözünüz kör oldu aşktan. Niye gerizekalı mıyız biz? Niye buluşmuyor elimiz? Lan sana ne? Ben filmimin finalini öyle bağlayacağım belki. Bu filmin finali... Bana bak! Ha. El kol hareketlerinden takma tırnaklarımı düşüreceksin şimdi. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Daha önce bana bak diye fırça yemiş miydiniz sahne? Evet, evet. Elleriniz buluşmaz buluşmaz. Sonra elleriniz buluşur. Buluşur. Ağır çekimde öne dönersin. Kraliçe Kibariye'yi seyirciye alkışlatırsın. Alkışlarız da Kibariye. Ben teşekkür ederim. Ve yazılar akmaya başlar. Efendim? Yazılar akar yani son falan yazılar. Ha. Ben seyircime bir şey söyleyeyim mi? Ben söyle. Çıkayım o zaman. Buyurun. Nereye gidiyorsun çıkma, anam? Çıkma yanında dur. Buyurun. Sen de dur. Buradayım. Bu iş seninle başladı gitmek tamam. Yok öyle. Tamam. Şimdi sizlerle beraber olduğum için inanılmaz bir haz aldım. Çok ama çok teşekkürler. İyi seneler. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Ezgi'yi de çağır çabuk. Ezgi bakar mısın? Ben tek başıma baş edemem. Üstüne doğru düzgün bir şey giy ya. Ne oluyor? Ne tarzı kızla... oyunlar dönüyor burada ya? Arkadaşım! Senin kızdan ne alakan var? Ve sıra o ana geldi. Arkadaşım! Oyun başından beri saklıyor. Özür dilerim, sıcakladım diye kürkümü... Tabii, ben de don giymedim zaten. Önümüz yaz. Çok ayıp. Ben arkadaşım, onun adına. Hayatında ilk defa bir oyunun sonuna getirdin. Böyle biraz da iyiydin, fena değildin. Estağfurullah hocam, çabalıyorum. Tamam. Bunu yapma. Yapmıyorum. Suistimal etme. Asla. Tamam. İlk defa sana kızmıyorum. Teşekkür ediyorum. Ezgi Hanım, hocam. Çok güzel gülüyorsunuz hanımefendi. Teşekkürler hocam. İçeri gidiyorsunuz. Tamam. Hazırlanmış olun. Çünkü ilerleyen saatlerde ne var? Yeni yıl, 2014 geliyor. Sen haberin var mı arkadaşım? Ben çok ilgilenmiyorum. Arkadaşım, gidin içeri hazırlanın, gelin çabuk. Thank you.
Ne oluyor? Newt! Hiçbir kameradan kaçamıyorum şu an. Arkadaşım bir şey olmaz. Nasıl bir şey? Bayağı biyopsi bu her şeyi. En başta bir kere göster, ondan sonra zaten yırtılır. Evet, bir zıpla havaya. Yok, her yok, şey tamam. Bit. Her şey bitsin. Bu kıyafetin altına köseli çorap olmuş mu? Ne oldu? Tak, tak şunu. Artık yaşım geçmiş, yaprak döküm. Evet. Şimdi anladım kadınlar niye yolda sürekli bunu yapıyor. Niye yapıyorlar ki? En fazla bir santim iner. Bizde çok fark ediyor. Evet. Evet. Yıl kaç? Öyle değil lan. Sene kaç? Geri zekalı. Sene bilmiyorum. Üstüne bak. Üstüne, içine doğru bak ya. Kendine doğru bak. Hayır hayır, kendine bak. Kendine bak. Tövbe yarabbim. Kendine bak. Evet. Barış gülme, kameraya bak sen. Evet. Kaçsın? 10 üzerinden 10. Hayır lan. Yılın kaç senin? Bilmiyorum. Seni sene kaça getirmişler? Eskiler herhalde. Arkadaşım, bunun kurban için oldum. Şey, sen eski Roma'da güzelim bir kızsın. Gariban babanla evde şey, sokaklarda yaşayan, böyle bir şeyler yapıp edip satan falan bir kızsın sen, evet, tamam mı? Prodüksiyon sütunları getirin. Ben varken daha sütun. Sütun. Sağ ol. Ne oldu müzisyen? Gururlu gururlu geliyorsun. Evet arkadaşım. Geldi o. Kimin? Arkadaş var bir tane. Evet. Roma'dasın. Eski Roma'da. Gariban babanla. Seyirci pislik yapma. Kır Ali dayı dedim ya. Evet. Evet. Babanla birlikte Roma'da yaşıyorsun. Tamam. Sokaklarda şey pişirip satıyorsunuz. Pırasa pişirip satıyorsunuz. Yanık pırasa. Evet. 3, 2, 1. Babanı çağır, babanı. Babanı alkışlarla çağır. Baba! Öyle değil, gerizekalı. Babam gelsin de, Roma'dasın. Babam gelsin. Gelmiyor. Babası gel. Babam gelsin. Gelmiyor. Gelir, git aradan bak babana. Aha. Kolay kolay olmayacak bir şey oldu şu an. Kuzey'in oğluyla Güney'in kızı yan yana. Terbiyesizlik yapma. Baba hoş geldiniz. Hoş bulduk da bu görüntü 6 aydan başlar bizim orada yani. Allah muhafaza yani. Hiç hoş değil. Baba, baba. Bana mı veriyorlar 6 ay, size mi? Baba, sen kızın o senin. Ne de olsa kızındır. Bağrına bas, eski Roma'da böyle giyiniyorlarmış. Bir şey yok. Tamam. Evet, iki tane tabure verin hemen. Çabuk. Prodüksiyon hemen iki tabure verin. Fakat bu nasıl bacaktır Allah muhafaza. Öz babam değil mi? Nasıl bir görüntü, rezil olduk. Evet. Ya benim karizmamı çizer bu ama hoşluk baksana. Estağfurullah. Asıl o tabureye oturunca her şey çizilecek. Ben yani ben, siz değil ben. Volkan abi sen hiç merak etme. Ben onu montajda etek koyarım. Anladım. Bu ne, otobüs mü? Arkadaşım. Benim. Evet. Sen o şey, otur babanın yanına. Hemen bir tane küçük tüple tava verin. Allah muhafaza. Ver küçük tüple tavayı. O ne lan? Evet. Bu da tüp bebek. İkinci kardeşim. Volkan abi, siz pırasa kızartması satıyorsunuz. O ne ya? Öyle bir şey, ömür. Saçma, Roma'da. Pırasa kızartma. Babam, tabii pırasa kızartması. Ben böyle giyiniyorum. Babam da takım elbiseyi ilk icat eden olmalı. Müthiş bir ayağıma pırasa satıyor. Ben da burada hamsi yapamaz mıyız? İlle pırasa mı olması lazım yani? Yaparız bence. Yaparız.
Abi eski Roma'dayız, eski Roma'da. Eski Roma'dayız. Sen çok değişik bir insan olduğun için o dönemde bile seni tam tanrı olacakken dışlamışlar. Sen kuzey tanrısı olacakken kuzeyin oğlu olarak kalmışsın. Sen o yüzden hep böyle değişik giyinen bir insanmışsın. Ve mesela buna son derece mantıklı diye bakıyor, devam ediyor. Tabii tabii, yıllardır yaşıyor. Anlayabiliyorum o, anlayabiliyorum. Evet, hemen bir tane seyirci al, pırasa kızartması almaya gelsin. Pırasa kızartma sen, baban pişirsin, sen de pırasa kızartması diye sat. Evet, buyurun, bağır. Bir tane seyirci rica edebilir miyiz? Evet. Efendim? Hanımefendi, gelin pırasa kızartması alacaksınız. Arkadaşım, gel. Ben mi geleyim, hanımefendi mi geleyim? Hanımefendi geliyor, sen karşıla. Babası desene, oğlum müşteriye bak desene. Şey, kızım pardon. Ben müşteriye bakarken baba da bana bakıyor arkada. Roma bu yüzden yakıldı. Bir şey olmaz, nazik ol. Abi bari şey... kibarlıktan gözüme bakıyor. Volkan abi, sen ya... kızım müşteri diye hemen şey müşteriye yönlendir. Bak abi, müşteri geldi kızlar. Terbiyesizlik yapma arkadaşım. Otur yerine. Evet, buyur Volkan abi. Ben kadınların çok güzel bir varlık olduğunu düşünüyorum da. Evet. Hayatımda bu kadar çirkin bir vücudu... Volkan abi, daha fazla bence özür şey yapma. Ederim. Biraz sonra buna aşık olacak bir çocuk var, onu geleceğim. Evet, 3, 2, 1. Söyle, baksın müşteriye. Ne yapacaktık? Müşteriye bak. Beni müşteriye yolla. Müşteri geliyor. Kızı müşteriyle ilgilen gibi tarz, o tarz. Gel bebeğim, gel. Hayır, hayır Volkan abi, kızı yolluyorsun müşteriye. Hiç, artık beğenmedi ama kafa orada hala. Gel bebeğim. Ya bana çorapları indir, Allah'ını seversen. Çorapları indir, nasıl bir şey? Her şey böyle başlıyor zaten. Yok, müşteri geliyor, kızın müşteriyle ilgilen gibi bir şey diyorsunuz bana. Ha, bana, evet. Müşteri geliyor, lütfen müşteriyle ilgilen. Tamam, kızım, gel buyurun. Kızım, gel. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Gel ablacığım, yaklaş. Pırasa kızartması alacaktım ben. Bu bez, biz satmıyoruz biz. Hayır, satıyorsun. Kimim o zaman ben? Tamam. Satıyorsun. Sat. Şey, hanımefendi, isminiz ne? Damla. Ne? Damla. Zambak, Damla. Zambak. Ya Bumcu, sen insene, kız kalkıyor. Damla. Ha, Damla. Damla, de ki meşhur pırasa kızartmacısı burada mı? Meşhur pırasa kızartmacısı burada mı? Evet, burada. Bu kadar. Arkadaşım, senin babana meşhur pırasa kızartmacısı, sen desene. O benim babam diye hüzünden duygulan lan, senin baban lan. Evet, kendisi burada. Kendisi benim babam olur. Gerçekten mi? Evet, işte git bu. Babana duygusal bir şekilde olayları anlat. Ne oldu ki duygusal? Duygusal anlat. Bir kız geldi baba diye başla. Burası komple bedava, söyleyeyim. Başla. Baba, bir müşteri geldi ve buraların çok meşhur pırasa kızartmacısı burada mı dedi. Seninle o kadar gurur duydum ki. Bir çağır gelsin bakalım. Kimdir o? Gelsin bakalım. Kıza sor, yarım mı bir mi? Yarım mı bir mi? Yarım yeter. Yarım da buluşacakmış seni. Hayır, hayır. Yarım porsiyon diyor. Al kızı yanına getir. Kız gelince de ki, ama de bu pırasa kızartmasının bir hikayesi varmış de. Evet, gelin. Ha, yarımsa o zaman buyurun, sizi bu tarafa alayım. Gel yavrucuğum. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Otur bir tanem, rahatsız ol. Otursana bir tanem. Gel buraya, gel. Şimdi babana yardım et. Hemen sen hazırla. Hazırlarken Damla sen dedi ki, beyefendi de sizin de bir hikayeniz varmış de. Onu anlatır mısınız de, baba kız. Beyefendi, sizin bir hikayeniz varmış. Onu bana anlatır mısınız? Ben çok merak ediyorum. Anladım. Nasıl bir hikaye bu? Tarihi mi? Nasıl bir hikaye? Aşk mı? Tarihi mi? Nasıl bir hikaye? Ortaya karışık. Volkan abi, senin hikayen kız ne? Volkan abi de ki, ben o hikayeyi... Lan ne yapıyorsun gerizekalı? İlk bulduk, taba. Vogue onun ismi, Vogue. Vogue. Ha tamam, ben başka anladım. Tamam, Volkan abi, de ki ben o hikayeyi size bir şarkıyla anlatayım diye. Ben o hikayeyi size bir şarkıyla anlatabilir miyim? Olur, çok iyi olur, çok sevinirim. Ama elin elimde olmalı. Peki. Tamam. Seyirci muvaffakatname... Gel böyle. Allah Allah. Sen tavaya bak, yanmasın. Sevgilim, sana yalan söylersem eğer bir gün dilim kopsun,
seni seviyorum deme bahtiyarlığından mahrum olsun sevgilim. Yalan yazarsa sana ellerim, ellerim kurusun ve seni okşayabilme saadetinden mahrum olsun. Sevgilim, gözlerim yalan söylerse sana, iki nadim gözyaşı gibi avuçlarıma aksın, eriyip avuçlarıma aksın ve seni bir daha görmeyeyim sevgilim. Asla sana yalan söylemeyeceğim, bu şarkıda olduğu gibi. Sen işini yap. Göklerde karsal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim. Bahar vaktinde kırıldım. Mor çiçekli dal gibiydim. Vera. Bahar vaktinde kırıldı. Yar olmadı bana devir. Her günüm bir başka zehir. Mapushanelerde demir. Parmaklıklara sarıldı. Mapushanelerde demiş parmak. Babanın başka hünerleri var, görüyorsun değil mi? Çal evladım, çal sen de çal. Fırat, çok iyi gidiyorsun Fırat, aferin sen de. Ra ra ri ra, ona ritme göre. Ra ra. Evet. Ra ra ri ra. Baban şarkıyı söyledi. Evet, baba şarkıyı söyledi. Damla, sen şarkıyı dinleyip babanın omzuna doğru düşersin. Düş babanın omzuna doğru, kafanı koy. Gel bebeğim. Düşersin. Arkadaşım sen dönüp babanı kıskanırsın. Dön. Roma döneminde hiç bankalarda hata olur, bende olmaz. Gel yanıma, gel. Evet arkadaşım, gör babanı. Hayır öyle değil. Kıskansana. Ablacığım ne yapıyorsun şemkiri kıza? Hanımefendi ne yapıyorsun? Beste yapıyoruz, ne yapıyoruz? Hayır baba sen... baba sen karışma. Ama Nişaburet makamında beste yapıyoruz şu an. Çok önemli bir zuhurdayız yani. Evet. Baba ilk çapkınlarından Roma'nın. Estağfurullah. Evet, söyle tavayla git kıza. Sen benim babamı falan. Ama şu an o soğumasın diye ters çevirdim. Peki tamam git kıza. Hanımefendi siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Damla kalk ayağa, çemkir sen de ona. Ne yapıyor olabilirim? Duygulandım yani, duygulanmayayım mı? Kız pırasa almaya geldin. Babanı da alacağım belki. Sana annenden ne? Bahset arkadaşım. Annem zaten yolluydu. Hayır öyle değil gerizekalı. Peki benim anam var. Evet söyle, benim anam, şey babam tarlalıktan atılmış olabilir ama anam hala falan öyle. Hanımefendi siz onu bekar bir erkek zannetmiş olabilirsiniz ama benim bir annem var. Kendisi evli. Yani babamla evli. Dolayısıyla annem oluyor. Bu bağda kesinleştirmek için bunu söyledim. Kendisi hatta yarı tanrıdır. Böyle bir sıkıntıdan dolayı tam yapamadılar. Puanı tutmadı. Neyi tutmadı? Puanı. Zekalı mısın? Diğer tanrılar babam çok modern olduğu için beni şey yaptılar diye. Babamı dışladılar. Hey, babam biraz çağın ötesinde olduğu için onu kabullenemediler ve kabul daha etmediler. Daha iyi ya işte. Ya bana cevap verme, büyüğüne cevap verme. Evet, Damla'yı alkışlarla gönder yerine. Teşekkür ederiz. Şimdi Volkan abi, siz diyorsun ki kızım gel otur sana bir şey söyleyeceğim. Çok üzücü bir haberim var sana diyorsunuz. Çağırın yanınıza. Kızım gel bebeğim, gel böyle. Sana çok üzücü ama... Bacaklarını o tarafa çevir, bacaklarını. Çok üzücü bir haberim var sana. Şey, deyin ki, şeyden, köyden kanlımız gelmiş. Şeyden de, köy neresi? Milan'dan da kanlımız gelmiş. Milan mı? Milano'dan. Milano'dan kanlımız gelmiş. Oğlu senin peşine düşmüş, seni vuracakmış. Çünkü ben de babasıyla attayken de düştü, ben üstüne düştüm, öldü. Ben öldürdüm zannediyorlar. Ya nerenizden uyduruyorsunuz çok bunları? Geç, tebrik ediyorum. Bu çok uzun şöyle yani... Seni yakacaklar. Milano'dan adam geldi, sana bir şey yapacak yani. Ben dedim uzun olanı giyeyim diye. Arkadaşım sen ürk, sen anladın babanın ne dediğini. Nasıl ne? Yani? Kanlımız mı? Ne? Kanlımız mı? Bizim yok, niçin bir kanlımız yok, var? Yok, kiratın geli. Kanlın geli tabii. Tamam da benim için vuracak, zarara mı uğratacak, ne yapacak? Seni vuracak, seni. Beni vuracak.
Evet. Vuruyor mu beni? Seni öldürecek manasında vuracak. Ha, vuramaz daha silah icat. Sen de ki, baba nasıl olur böyle şey? Sen adamın üstüne niye düştün falan konuşsana babanla. Baba nasıl olur böyle bir şey? Adamın üstüne niye düştün? Olayın gerçeğini Allah'ım inanamıyorum. Pislik yapma. Ya baba, şu hareketleri düşürdü beni, cümlemi unuttum. Bu nasıl diye. Bu mu düşürdü sadece evet, yani? Yap, bir de yapsana Allah aşkına, çok güzel ya. Çok sor bir daha ya. Babana. Yap bakayım bunu Allah aşkına. Bizim niçin bir kanımız var ve benden ne istiyor? Beni niçin öldürecek? Allah'ım bunlardan neler ummam gerektiğini bilemiyorum. Hayat beni çok yıldırdı. Çok güzel ya. Evet ya. Volkan abi, sen çok sinirleniyorsun baba olarak. Kalk lan, bana abuk subuk hareketler yapma. Otur oturduğun yerde, işte kanın geliyor falan. Evet, buyurun. Ya senin gözünü iki yerden patlatırım ha. Senin gittin yollar, ben geri geldim. Adam geliyor işte. Niye geri gelmiş onu anlamadım. Bizim aile niye sıkıntılı hep? Benim annem nerede? Babana söyle. Baba sen adam üstüne düşmüşsün. Senin hatanı ben niye çekiyorum söyle. Baba sen adam... Oho! İşte babam benim makası aldı. Artık bana hiçbir kanlı bir şey yapamaz. Ha, geç şuraya yerine. Geç yerine. Evet. Baba peki bu kanlımız kim? Ne zaman ya gelecek? Şöyle bir hatunum olsa cinsiyet değiştiririm yemin ederim. Nasıl bu? Ben deminden beri şu çoraplara takıldım. Fıtık var bende. İndir onları Allah aşkına indir. Ya. Volkan sen onları görme, rica edeceğim ne olur. Ya Fırat ama dağıldım ama cümle kuramıyorum. Kurban olayım ben ha. Kaç senedir buna dayanıyorum. Sen tamam, ben... tamam. Teşekkür ederim. Evet arkadaşım sen de Alman filmleri gibi niye çorapla çıkıyorsun? Niye normal film seyretmiyorsunuz? Evet, baba şeyden azarlıyordunuz kızı oradan. Baba senin adamın üstüne niye düştün? Ben niye çekiyorum günahını? Söyle. Sen adamın üstüne niçin düştün? Eğer sen düştüysen bunun cezasını ben niçin çekiyorum? Daha hayatımın baharındayım. Belki bir erotik filmde star olabilirim. Volkan abi de ki ya Allah seni kahretsin de ya. Bir mermiden korkuyorsun. Söyle. Diyemedim. Abi, bebeğim. Sütunun arkasından parmağımı mıncıklayan sen misin? Bir dakika. Yapma hayır, şunları yapma. Elim yanlışlıkla değdi, hayır. Tamam. Abi, sen niye her şeyi seyirciye açık ediyorsun? İndik. Ya ne açıyor? Burada koca kamera var. Tamam, evet, buyurun. Bizim buyurun. Bak, biz kuzeyliyiz, akıllı ol, tamam mı? Bizim balımız deli, ayranımız öfkeli. Bıçağımız kesin olur. Yani ben herifle bir tartışmaya girdim, herif geliyor. Çaktırmadan sen kandır onu yani. Bu kadar öcüzlük yapma, aptallık yapmana gerek yok yani. Bir baba kızına bu kadar mı zarif davranır? Peki baba de. Ben bu aile uğruna ölürüm de öp babanın elini. Ben bu ailenin uğruna ölürüm baba. Bebeğim. Ya. Evet, Volkan abi siz dersiniz ki sen buralarda oyalan... Ha bu arada gelecek olan çocuğun ismi Herkül, onu da söyle. Herkül bunun sevgilisi mi olacak? Bizi bozar o iş, bir dakika. Ha. Senin sevgilin mi oluyor? Evet. Yok, kanlınızın oğlu Herkül. Olsun gene hiç hoş değil. Niye? Yani benim kızım mı asılacak yani, anlamadım onu. Ya onu tam bilmiyoruz şimdi. Olaylar gelişecek. Sonra ben sizi tekrar çağıracağım Volkan abi. Sonra da sizi belki isteyebilir kızı. Durumlar değişebilir. Anladım, hadi hayır. Evet. Şimdi sen diyorsun, sen buralarda oyalan, Herkül gelecek. Ben 10 dakika sonra geliyorum diyeyim. Sen biraz takıl, oyalan buralarda. Herkül denen bir herif geliyor biraz... Arıza bir herif ama olsun. İdare et, ben 10 dakika sonra geleceğim, işi kurtaracağım, merak tamam, etme. Tamam. Şurada terlemiş ya, terlemiş. Ya kanlı geliyor, baba kızı bırakıp gidiyor. Evet, Volkan abi 10 dakika sonra alacağım. Tamam. O arada jacuzzi de bekleyebilir mi? Arkadaşım, ha. Sen şu an çok tırsıyorsun. Tenis dersindeyim ben. Hayır! Hayır, sen tırsıyorsun. Şimdi sahneye annesiyle Herkül girerler ve tartışırlar. Herkül askerden yeni gelmiştir. Anne niye ben adamı öldürüyorum diye tartışarak girerler sahneye. 3, 2, 1 buyurun. Anne ben niye adam öldürüyorum ya? Ben niye adam öldürüyorum? Çek kılıcı, öldür. Çek kılıcı, öldür. Bıktım artık. Olmaz oğlum. Olmaz. O bizim kanlımız. Ölmesi gerekiyorsa ölecek. Yapılacak bir şey yok. O zaman öldürmem lazım. Evet, aynen öyle.
Söyle, de ki oğlum askerliğini yaptın geldin, elin bıçak tutuyor. Artık öldüreceksin. Oğul, askerliğini yaptın geldin. Herkül. Evet. Askerliğini yaptın geldin, elin bıçak tutuyor. Öldüreceksin artık, yapılacak bir şey yok. Herkül öne doğru gelir bir tirat atarsın. Öldüreceğim, benim babamı öldüren adamı falan tarzı. Buyurun. Evet anne, ben sünnetten beri bıçak tutuyorum. Babamı öldüren adamı ben de öldüreceğim. Kestik bir dakika. Mustafa ne sünnet? Bıçağı sen niye tutuyordun sünnette? Ne bileyim, adamın işi vardı, bana verdi. Neyse oradan alıyoruz, sünneti at, bıçaktan devam et. 3, 2, 1 buyurun. Anne ben küçüklükten beri bıçak tutuyorum. Öldüreceğim tabii adamı. Aynen öyle oğlum, helal olsun sana. Adresini söyle anne. Adresini söyle anne, nerede bu adam? Menekşe sokak. Hayır ulan ne Menekşesi? Eski Roma'dasınız. De ki babası en meşhur pırasa kızartmacısısıymış. Onun babası en meşhur pırasa kızartmacısısıymış. Benim gibi söyleme, sen adamını söyle. Benimkini söyleme, sen adamını... Hayır ulan sen doğrusunu söyle, benim gibi söyle. Hayır lan. Ay ona değil, bana ya. Sana. Evet. Ya ben sana dedim, sen ona öyle yapma. Anne, adam pırasa kızartmacısıymış, doğru mu? Doğru oğlum. Helal doğru. Olsun Mustafa, teşekkür ederim. Doğru oğlum. O meşhur pırasa kızartmacısını buluyorsun. Eski Roma Caddesi, No 34. Ya saçmalama, ne olur. San Pellegrino sokak, değil mi anne? Aynen öyle. O köşe var ya, o köşe. Dondurmacının oradan girdiğin zaman hemen ileride. Biliyorum. Ragıp abim var hala orada, dükkanı var. Ragıp abi, ne yapıyor Ragıp abi ya? İyi, iyi, çok iyi. Kızartmacıyı bul orada. Ragıp abin tanır zaten. Çok selamlarım. Kestik. Bir dakika dursanıza. Sen ne yapıyorsun gerizekalı orada? Bıyıklarımı alıyorum. Allah kahretsin. Lan tezgahın başına geçsene gerizekalı. Evet. Tamam. Şimdi Herkül'e de ki giy savaş kıyafetlerini, git bul onu ve öldür de. Herkül'üm, giy savaş kıyafetlerini, onu bul ve öldür. Ganımızı yerde goma. Evet. Prodüksiyon, Herkül'ün savaş kıyafetini getirin. Der ve sahneden çıkarsın anne. Ben birazdan geliyorum oğlum. Dediklerimi duydun. Sana güveniyorum. Evet Mustafa. Sonra sonra gidersin. Mesela önünde bir adam var. Ha. Merhaba de, selamlaş adamla. Amca aleyküm selam. Onu ben diyeceğim yavrum. Sen selamün aleyküm de. Roma'daki ilk Müslüman mı? Karışma. Evet, tekrar söyle adamın. Abi, selamün aleyküm. Aleyküm selam yavrum. Şey, bu bizim bir ne pırasa kızartmacısı var. Onu arıyorum abi. Ha tamam, ben bildim. Buradan dümdüz git, bir tane çirkin kız göreceksin. O, odur. Evet, yürü, ilerle. Şey, kostümcü, taksana kostümü. Nereye gidiyorsun? Şey, savaş kıyafetini giymedin. Eski Roma'dasın. Ha, komple çıkar abi onları. Çabuk ol prodüksiyon, çabuk, çabuk. Geç oldu, kapıyorum. Arkadaşım geç şuraya. Geliyoruz, dur. Evet. Abi ben sünnete döndüm gibi bir his var içimde. Eski Roma işte. Evet, Herkül. Kendini tanıt, gel kızın önüne. Ey sen, ben Herkül. Yapayım bak. Artık göğsü tutmuşken yapayım hocam. Tamam, güzel. Sen Herkül'sün ve özel, kendine özel hareketlerin var. O hareketlerle konuş. Buyurun. Hey, ben Herkül. Kız, sen de ona öyle cevaplar ver. Bütün Roma tanır beni. Tanıdın mı beni? Ben de kendimi tanıtacağım ama yayınlamazlar diye korkuyorum. Kalk ayağa, kalk. Çok heyecanlan. Bacakların, dizlerinin bağı çözülsün çocuğu görünce. Merhaba Herkül. Ben de pırasacının kızı... Evet, Herkül otur yanına, hikayeni anlat. Roma'ya ilk doğalgazı biz getirdik. Otur arkadaşım sen de. Çocuğa sen olduğunu asla çaktırma. Sen devamlı anla onun o olduğunu, tamam mı? Evet Herkül, başla. Pırasacının kızı sen misin dedi. Evet dedim, kendi oğlu... Bir sürü pırasacı vardır. Anlat Herkül. Acaba sen o benim aradığım pırasacının kızı mısın? Yok. Dağılalım mı? Hayır arkadaşım. Sen nasıl bir pırasacı arıyorsun sor. Siz nasıl bir pırasacıya baktınız? Çünkü bir elim parmağını geçmez buradaki pırasacılar. Niye buraya bakıyorsam? Pırasalarını... düz düz yapanı arıyorum. Ha. Yok, bizde pırasa zaten hiç yok. Ben hep etrafa saçtığım için hiç pırasa satamıyoruz.
Arkadaşım, sendeki kan davamız var. Geberteceğim onun kızını. Sen de kan davasının kötü bir şey olduğunu anlat ona. Evet. Kan davamız var. Geberteceğim o hıyarı. Bence böyle yaklaşmayın olaylara. Çünkü kan davası son derece medeniyet dışı bir şey. Mesela Roma hukukunda, ki önümüzdeki sene yazılacak daha... bunun çok aleyhinde söylemler var. Attan babamın üstüne düşüp öldürmüş. Daha ne konuşuyorsun? Komple at da düşebilirdi. Öyle düşünüyorum. Arkadaşım, sen olayı başka türlü anlat. Evet. Attan üstüne düşmemiş aslında. Evet, aslında benim duyduğum, yani alakam yok da... bu anlattığınız hikaye çok yaygındır burada. Attan üstüne düşmemiş. Nasıl olmuş peki? Yerdeymiş babanız. Ata doğru yükselmiş. İnandırıcı... Erkül, böyle gerizekalı bir hikaye olur mu? Bağırıp çağırsana. Kısa. Böyle bir gerizekalı hikaye olur mu be? Roma'da duydum en saçma hikaye bu. Bana doğruyu söyle. Fransa'da anlatayım, o tarafa geçelim. Yani belki yöresel olarak rahatsız etmiş olabilir. Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Biz Milanolular... bu işleri çok ciddi alırız. Bir adam attan bir başka adamın üstüne düştüğü zaman... bu ağır bir kan davasıdır. Ve bunun intikamı mutlaka alınır. O arada romantik bir müzik çalar. Arkadaşım, sen dersin ki, senin gözlerin ne renk diye çocuğa başlarsın. Ha, kafayı karıştırıyor. Evet, evet. Buyurun. Ayağa kalkın, ayakta ayakta. Efendim? Ayağa kaldır, elinden tutup Herkül'ü, gözlerinden konuş. Lan sorsana! Gözünden konuş dedin ne? Hayır ulan, öyle değil. Adamın gözüyle ilgili konuş. Ha. Çok özür diliyorum ama... Herkül, sizin gözleriniz ne renk? Sen ne renk olmasını isterdin? Donum gibi mavi, ne bileyim ben. Ya bana uzun bir şey versinler. Herkül, sen o seni övdükçe böyle bir şey... gözün kabarıyor Herkül. Sen de kıza karşı ilgi duymaya başlıyorsun. Sonra sen de onun gözlerini fark et. Buyurun. Aman Allah'ım, affet. Buyurun. Çok özür diliyorum Herkül. Bas, bas, bas. İyice bas ya. Kır. Çok özür diliyorum Herkül ama sizin gözleriniz ne renk? Ela. Ben de öyle tahmin etmiştim. Hayır öyle değil. Ela mı deyip Ela ile ilgili bir Ela renklerle ilgili şeyler bul. Evet. Ela mı? Evet. Ela mı? Ela. Ela'nın renkli neler vardır hayatta? Ela... Ela... Fındık. Hayır arkadaşım. Ela mı? Yalnız ben bayağı alışmaya başladım ha. Sonbaharda yaprak rengi ha falan tarzı. Ah Allah'ım, en sevdiğim mevsimin, sonbaharın yapraklarının rengi Ela. Sizde de öyle romantik bir bakış var zaten. Şey Mustafa, sen şey... ben senin elini niye tutuyorum diye hemen şey yap, kendine gel. Kendime. Ben senin elini niye tutuyorum ki? Ha, ben... Kan davam olmadan kimseye gönlümü açamam. Kan davam olmadan kimseye gönlümü açamam. Hazır değilim buna. Tamam, onu çöz öyle gel o zaman. Arkadaşım hayır! Küçücük Roma'da bir daha ne zaman böyle bir erkek, böyle bir kadın birbirine yakınlaşabilir? Evet. Sizi anlıyorum ama... günümüzde küçücük Roma'da bir daha bir kadın, bir erkek nasıl böyle yakınlaşabilir? Mustafa, yavaş yavaş sen de aşık ol ona. Arkadaşım... ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Üzgünüm. Peki o zaman deyip arkanı dönüp üzgün üzgün giderken, müzik üzgün üzgün çalarken... tamam, tamam. Mustafa bir an kendine gelir, kalbine yenik düşer... anne beni affet der ve kızın peşinden gider. Evet, 3-2-1 buyurun. O mu gidiyor, ben mi gidiyorum? Ben yürüyorum değil mi? Sen gidiyorsun, Mustafa dönüp peşinden geliyor. Ha, tamam. Önce lafını söyle Mustafa. Anne, beni affet. Beni affet, yapamayacağım. Koşar, kızı kendine çevirir. Beni ararsan kameramdayım. Arkadaşım, o kadar hızlı gitme. Tutayım mı? Tut. Vay maşallah. Mustafa, bundan sonrası sana ait. Ne? Ne? Ha? Dur arkadaşım. Ne diyorsun ben ya? Ben buradan nasıl replik vereyim? Genç kızların sevgilisi. Benden 1000 kat fazla tecrübesi var. Ha, ben de al sepetten bir hıyar. Ben ne yapacağım? Kaderime boyun mu eğeceğim? Arkadaşım dur. Mustafa, şimdi sen bir kıza nasıl ilanı aşk edip kendine bağlanır, sen en iyisini bilirsin. 3-2 buyurun. Hadi. Şeyi sorayım. Bana doğru söyle. Hayatında kaçıncı erkeğim?
Sen baştan bu kadar saçma sayayım? Sorularla bu kızların gönlünü çalıyorsun. Baştan mı sayayım, sondan başarayım. Bana dürüst ol. Eline erkek eli değmedi senin. Ha, oraya nasıl değmedi? Buyurun. Babam mıncırıp durdu. Hayır, babanı sayma gerizekalı. Sen... Eline erkek eli değdi mi? Yok da şu an sol koluma kan gitmediği için net düşünem. Hayır, bugüne kadar annem ve babamla yetiştiğim için ailemin dışında fazla kişiyle tanışmadım ve kalbim yalan söylemez. Gördüğüm ve hoşlandığım ilk erkek sensin. Gel buraya, gel. Mustafa çok etkilenirsin. Kıza dersin ki hani şey ilanı aşk edersin. Arkadaşım sen dedi ki ama sizden korkuyorum tam emin değilim. 3-2-1 buyurun. Çok aşık oldum. Kendime engel olamıyorum. Ben yalnız bırakayım istersen. Bırakma şu an beni. Bırakma. Ben de size karşı güzel şeyler hissediyorum fakat size... O zaman sarıl. Tut elimi. Adam bana yürüyor galiba. Söyleyeyim ha. Ya bir bozma ne kadar güzel oynuyordu tamam, ya. Tamam özür dilerim. Şey, bak şöyle olacak. Sana böyle diyeceksin. Sen de diyeceksin ki tam emin değilim ama diyeceksin. Şey Herkül o sırada Mustafa şarkısına girecek tamam mı? Öyle evet, mi? 3-2-1 evet. Sen şarkıdan sonra... Şuraya bağlayacağım abi. Tabii, sen şarkıdan sonra şey yani sular seller gibi aşık olacaksın çocuğa. 3-2-1 buyurun. Ya bak şuraya bağlayacağım. Evet. De diyeceğini. Ben sizden o kadar da emin değilim aslan. Dur yapma. Buraya seni öldürmeye geldim, babanı öldürmeye geldiğim andan beri bir türlü kurtulamıyorum. Tesir altındayım. Çıkamıyorum. Deyip tesir altındaya bağlayacağım hocam. Tabii tabii, sen de bizim salaklar uyudular. Evet. Sen tekrar söyle orayı, şarkı girsin orada. Roma'daki ilk mikrofon. Evet, tekrar söyle. Tesir altındayım, evet. Yım 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 yım. Buraya geldiğimden beri kendime engel olmaya çalışıyorum ama... kurtulamıyorum. Tesir altındayım. Güzel bir gün, nasıl bir hayaline ya? Tek bildiğim senden sonrası boşluk. Biz de sevdik zamanın sevmesini misal. Bir kez uyuyormuş. Altında kalmadan ardından koştum kocunmadan attımlar teller kavuşmadan ölme ölmem hiçbir tesir altında kalmadan ardından koştum kocunmadan attımlar bak gör seni almadan ölsem ölmem. Tam vazgeçiyorken bir
Koştum kocunmadan, aklım var. Senler kavuşmadan ölmem. Hiçbir tesir altında kalmadan ardından. Koştum kocunmadan, aklım var. Senler kavuşmadan ölmem. Arkadaşım hemen şey arkadaşım at kendini öne. Ne yapıyorsun? Tavanın içine konur mu? Evet, şimdi git çocuğa. Sırılsıklama aşık oldun. Söyle anan gelsin babamdan istesin de. Tamam. Gerçekten bu yaşıma geldim. Bir erkekten hiç bu kadar etkilenmedim. Eğer onu salla gitsin abi. Zaten sezonu değil. Çok güzel oldu. Eğer sizin için de uygunsa, anneniz gelip babamdan beni isterse öyle mutlu olurum ki. Anam gelip nasıl isteyecek seni babandan? Kanlıyız, bıçaklıyız. Nasıl olacak? Hayır, bilmiyorsun kanlı bıçaklı olduğunu şu anda. Nasıl bilmiyorum ha, abi? Bilmiyorsun, bilmiyorsun. Aha, evet. Doğru bilmiyorum, ha, bilmiyorsun. Değil mi? Evet. Anam gelsin seni istesin. Evet, ver cep telefonunu. Ne yapıyorsun? Yok ki cebim yok ki daha. Roma'da cep telefonu mu var? Roma'da cep telefonu. Burada ankesörlü, normal. Evi tarif et, gelsin. Ev böyle betonarme. Hayır hayır, hangi sütunun neresinde? Ev adresi ver bana, anamı oraya yollayacağım. Ha, beraber geleceksiniz. Ha, önden anam gitsin abi. Hayır hayır, beraber gelin, istesin direkt. Ha, direkt istiyoruz, evet. Tamam. Direkt isteyecekseniz zaten sütuna gelin. Hemen k***ma gelmeden, halk ekmeğin hemen karşısı. Dondurmacının yan tarafı. Bravo, nereden biliyorsun? Allah'ım biz birbirimiz için yaratılmış. Anne ve baba gelsin sahneye. Mustafa sen annene git, sen babana git, sen babana aç konuyu, o annesini açsın konuyu. Ne oluyor burada? Bize her yer Trabzon, bize her yer Roma, her yer Roma. He? Ne oluyor? Önce Herkül annesini anlatsın meseleyi. Anlat Herkül. Anne. Oğlum. Bu Roma'nın kızları çok fena diyebilirdim ama hakikaten öyleymiş. Roma'da bir kıza aşık oldum. Ah. Gönlümü kaptırdım. Onu almam lazım anne. Benim olması lazım, istememiz lazım onu. Biz kan davası için geldik buralara. Sen bir kıza aşık mı oldun? Araya girdi işte, öyle bir kaynadı arada o. Bir yapalım? Kadın sesi duyuyorum. Karnım gurulduyor. Evet, annesini ikna etmeye çalışırken bu tarafta da kız babasına söyler. Baba sana bir şey söyleyeceğim ama. Baba sana bir şey söyleyeceğim ama senin sert yapını bildiğim için bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Fakat artık büyüdün, bana güvenebilirsin. İnanılmaz bir çocukla tanıştım ve gerçekten birbirimizi çok sevdik. Onunla tanışmanı istiyorum. Bu hatta akşam gelip seni isteyecekler. Bu akşam gelip seni isteyecekler. Hayır, ben beni isteyecekler gerizekalı. Hayır, beni isteyecekler ama sen verme. Çünkü çok emin değilim. Versin. Buna. Ver, ne olur ver. Gerçekten. De ki, baba çok sinirlen. Sen benden habersiz elin çocuklarıyla falan, buyurun. Kuzey'in oğlusun sen, kızsana biraz. Anası var mı? Aklında ne var? Evet, de var, ki, evet, akşam 8'de sütunun orada buluşacağız. Akşam 8'de sütunun orada. Bizim evin önündeki sütunun orada buluşacağız. Gelecekler ve ben... Herkül sen de söyle, akşam 8'de bu sütunun. Bu bizi bozar ama anayı görürsek. Babamın bu zarafeti genetik mi? Çok özür diliyorum Mustafa'cığım, affedersin. Evet, söyle şey Herkül. Anne, akşam 8'de sütunun orada buluşacağız. Ne yapalım oğlum, gönül bu. Yapılacak bir şey yok. Buluşalım, konuşalım. Evet, umarım. Tam sütunun oraya iki aile ilerlerken orada müzik yükselir, ağır çekimde anne baba birbirini görür, kanlı olduklarını anlarlar ve çocuklara durumu anlatırlar. İkisi de yıkılır. Sonra burada kan davasını çözüp bağlamamız lazım olayı. Evet. 3, 2, 1, buyurun. Herkül, bunlar bizim kanlılarımız oğlum. Ne? Evet. Senin aradığın pırasa kızartmacısı, öldürmen gereken adam o. Beyefendi siz bizi öldüreceksiniz, biz sizi niye gülümsüyorsunuz? Biz Allah seni aşkına sevmekle meşgul olabiliriz. Süper, tamam. Bir dakika, bir dakika. Baba işi çözecek. Baba işi çözecek zaten. Herkül sen önce çok sinirlen. Ne falan, çok sinirlen. İkisini de öldüreceğim falan. Evet. Allah'ım, olamaz.
Tanrı'nın bir cezası, bu ikisini de öldüreceğim onların. Dersin ama kızla göz göze gelince her şey geçer. Hayır. Hem onu hem onu hem onu hepsini öldüreceğim. Göz göze gel. Annene git. Annesine döner. Anne. Olay tamam. Anne, bu davayı bitiremez miyiz diye yalvarır. Anne. Anne, bu davayı. Anne ya... de ki, ben bir babasıyla konuşayım de. Bu davayı bitiremez miyiz? Çok aşık oldum ana. Ah oğlum, tamam ağlama. Ben senin o gözyaşlarına kurban olurum. Bir babasıyla konuşalım bir. Ya, ben de öyle düşünüyorum. Beyefendi. Yani... Acemi dosun ineği kafadan atlar. Sen ben böyle bir de biz bir konuşalım bakalım. Beyefendi. Efendim, konkon kelebeğim. Kleopatra'm. Estağfurullah. Evet. Aslında Volkan'a anlat, de ki aslında ben sana aşıktım. Senin yüzünden kavga etmiştik de kocanı öldürmüştüm, söyle. Evet, aynı düşünüyorum. Ben, evet. Ben... Bir dakika, vallahi ben de onu diyecektim. Hayatımda böyle seri yalan görmedim evet. Abi. Evet. Aynı şeyi diyecektim vallahi. Tamam, buyurun abi. Aslında ben sana aşıktım. Değil mi? Evet. Ay. Sıtmalı hayvanlar gibi titriyordum seni. Evet. Kocan... Hala çok romantiksin. Kocan biraz öküzdük. Yani ölmesi gerekiyor. Değil mi öyle? Ölmüş adamın arkasından denmez öyle. Tövbe de. Ama öküzse öküzdür yani. Özür dilerim yani. Allah aşkına deme. Peki, özür dilerim. Eğer sonuçta sen varsan o çok önemli bir adamdı. Çok önemli bir adamdı. Önemliydi tabii. Evet. Ezgi, gözlerim sen de ona aslında... Gözleri muhteşem bakıyor. Özür dilerim. Sen de ona biraz şeysin, meyillisin. Onu belli et hareketlerinde. Yaprakların ne kadar hoş. Yaprağın manyak mısın? Evet. Çılgınsın gerçekten. Şimdi bu tarafta... Arkadaşım, Mustafa'ya nasıl bir aşk, nasıl bir düğün hayal ettiğini söyle. Dur bakalım. Vallahi sana masraf olmak istemiyorum. Hemen Hayır, gel. Arkadaş. Hemen gerdeğe girersin. Lütfen. Nasıl bir gelecek hayal ettiğini çocuklardan bahset, söyle. Hayır, gerdek Roma'nın bir ilçesi. Çocuklardan bahset. Seni bütün kalbimle seviyorum ve seninle bir ömür boyu birlikte olmak istiyorum. Sen savaşa gitsen bile seni düşünmek istiyorum. Bir yuva kuralım, çocuklarımız olsun istiyorum. Sayısını konuşun. Sayısını aramızda arkadaşlarız. Beş beşe yapabiliriz. Bayağı. Evet, kızın elini tutarsın. Yani. Şey Herkül, kızın elini tutup sütuna doğru gidersiniz. Evet, ağır çekimde plajda koşarsınız. Deniz kenarında, sahilde. Koşun. Onu ben yapamam, onu yapamam, onu yapamam. Onlar yapamam. Orada sütuna kadar gidip durursunuz. Durun. Volkan abi, siz de tabureye kızda oturursunuz. Ve sevdiceğinize bir şarkı patlatırsınız. Sevdiceğinize bir şarkı söylersiniz. Buyurun. Aman, aman, aman. Aman. Bir şey olmaz. Ver mikrofonu müzisyen. Eteğim takıldı da. Manina dido, dido nana dido, dido babam dido, dido nanina, nanina dido, dido nana dido, dido babam dido. Dido nanina, dağlarda gezen kartalım, kırıldı mı kanatların? Can mı çıktı boğazından? Niye düştün düz tarla? Tut elimden, kalk gidelim, oy gidelim zigana'ya. Tut elimde, kalk gidelim, oy gidelim zigana. Elleri güzel sevgilim. Nanina dido, dido nana dido, dido babam dido, dido. Tanıklık eder misiniz aşkımıza lütfen? Nanina dido. Dido babam dido, dido marina. Bahtiyarım. Arkadaşım,
Mustafa Sandal'ı al gel öne. Büyük alkışlarla. Mustafa Sandal. Bravo. Eski Balkan konağı gittik. Büyük alkışlar. Damadım benim, damadım. Kayınpederle damadı alkışlarla gönderiyorum. Evet, senin kocan Volkan Konak oldu. Senin kocan Mustafa Sandal oldu. Hayatta bundan daha güzel bir şey olur mu? Evet. Sen de evet desene salak. Evet. Ne hissediyorsunuz? Heyecanlıyız. Biraz alttan soğuk alıyorum. Şimdi yeni yıla girdiniz. Yeni yılla ilgili bir şey söyleyin. Ondan sonra verin selamınızı. İnşallah öbürünü de çok çabuk görürüz. Sen de söyle. Sağlıklı, huzurlu, güzel, sevdiklerimizle bir yıl olsun. Çok klasik. Niye en güzelidir ama? Ya arkadaşım sen daha acayip bir şey söyle. Şu 2013 dünya için facia bir yıl oldu. İnşallah 2014 muhteşem olur. Dert dinlemeyiz, cefa dinlemeyiz abi. Ver selamını. Ezgi Mola. Ayağınıza sağlık. Yeni yıl şahane olsun hepiniz için. Görüşmek üzere. Hoş geldin arkadaşım.